Estetik ve plastik cerrahi uzmanı Doktor Semra Nergiz ile birlikteyiz. Çok uzun yollardan geldiniz. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Hatay'dan, İskenderun'dan buraya kadar zahmet verdik hocam. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Memleketime sizler aracılığıyla da selam göndermiş olayım. Ama olmuyor. Hiç benden yok. Hep sizin İzmir'den de gelen oldu ama kaç defa geldi. Bir tane İskenderun'dan geldi. Bir tanecik de İzmir varmış. Bir tane İzmir vardı. Evet, İskenderun'a da zaten küçük İzmir diyorlar. Oradan işte oradan kurtardı. Bir hemşirelik yapabiliriz. En kısa zamanı ziyaret edeyim hızlıca o halde. Birlikte gidelim. İzmir'e kesinlikle, benziyorsan. Kesinlikle. Evet. Sizin İskenderun'da cerrahi, plastik cerrahsınız. Cerrahi uygulamalarınızın yanı sıra bir de cerrahi olmayan ameliyatsız estetik dünyasında çok farklı dolgu uygulamalarıyla anılıyorsunuz. Ben bunları sormak istiyorum. Eminim cerrahi işlemlerinizin tamamında başarıyla güzel sonuçlar elde ediyorsunuzdur. Ancak ameliyatsız dünyadan yaptığınız dolgular, o özel dolgularından bahseder misiniz? Şimdi dolgu son yıllarda çok tabii trend olan bir uygulama. Cerrahi olmayan girişimler de hanımları çok mutlu ediyor. Erkekleri de bu arada, yani hanımlar kadar artık erkek hastalarımız da var. Yaşla birlikte tabii özellikle yüz kısmı ağırlıklı olarak deforme oluyor. Cerrahi istemeyen hastalarda ya da gerektirmeyen hastalarda erken yaşlarda koruyucu tedavi olarak dolgularla başlamak çok mantıklı oluyor. Genelde hyaluronik asit dolgular kullanıyoruz. Tabii bunun yanında hyaluronik asiti derin dolgu olarak kullanmanın yanı sıra daha yüzeyel uygulamalarla mezoterapi olarak da kullanıyoruz. Ben genelde plastik cerrah olduğum için öncelikle koruyucu tedaviden yanayım. Yani yüzümüz yaşla birlikte aşağı doğru sarkıyor. Orta yüzümüzün boşalmasına bağlı bu hatlarımız belirginleşiyor, bu hattımız kayboluyor. Ben hastalarıma şöyle söylüyorum. Belli bir yaştan itibaren öncelikle bu yüzü hep yukarıda tutmaya çalışalım. Yani koruyucu tedavi. Bunun için de birçok seçenek var. Tabii bu sektör çok geniş bir sektör. Ama mezoterapilerle, işte bunların genelde hepsi aynı şeye hizmet ediyor. Gençlik aşılarıyla başlamak bu işe çok mantıklı geliyor. Evet, çok güzel söylediniz. Burada tabii öne çıkan bir değerli bir kavram çıkıyor. Kullandığınız ürün mutlaka hekim kontrolünde olması gerekiyor. Kesinlikle. Bir o kadar da güvenlik çok önemli. Bu maddelerin tamamının bir özel sertifikaları, özel uygulama yetkileri olması gerekiyor. Yapa geldiğiniz işlemin böyle özelliği var mı? Kesinlikle CE sertifikası, Class 3 sertifikası olması gerekiyor. Yani CE sertifikası bir kere Avrupa Birliği Konseyi'nde güvenlik konseyi değerlendirmesinde emniyet, güvenlik ve de etkin malzeme demek oluyor. İşte tek iki harfle bunu teyit edip kesinlikle o ürünleri kullanmamız çok gerekiyor. Zaten. Çok çok önemli. Bu çok geniş bir sektör. Güvenilir olmayan binlerce ürün geziyor. Evet, merdiven altı işlemler yapılıyor ve duyuyoruz kesinlikle. Aslında. Üçüncü sayfa haberleri diye okuyoruz. Evet, sürekli buna benzer şeyler karşımıza çıkıyor. Kesinlikle. Peki cilt, hangi ciltlerde bunu uygulamalıyız? Hangi cilt tiplerine uygun ya da hangi problemlerde bu uygulamalar kullanılıyor? Şimdi bir bilmiyorum. Direkt probleme yönelik değil. Ben öncelikle 25 yaş üzerindeki hastalarda genel bir değerlendirme yapıyoruz. Öncelikle az önce söylediğim gibi koruyucu tedavi benim için önemli. Bir kere 25 yaşından itibaren maalesef yaş almaya ve yüzümüz sarkmaya başlıyor. Yer çekimine karşı koyamıyoruz maalesef. O yüzden cilt altında eksilen şeyleri yerine koymakla başlayalım diyorum. Hani bizim hastalarımızda bazen yanlış bir algı oluyor. Yani ben daha o kadar oldum mu? Yani o kadar yaşlandım mı? Evet. Sarktım mı? Kırıştım mı diyorlar. Ben de diyorum ki hayır, zaten o kadar olmadan, hani o aşamaya gelmeden bu yaşlanma sürecini biraz geciktirmek, daha güzel yaş almak için erken yaşlarda bir takım doğal destek tedavileriyle başlamak gerekiyor. Yani bunun için de en uygun, bir kere başlangıç için bence en uygun mezoterapi ajanı diyeyim, hyaluronik asit. Çünkü cildimizin altında ilk eksilen şeylerden biri hyaluronik asit. Dermis tabakasında bu eksilmeye başladığı zaman doğal olarak buna bağlantılı kolajen, elastin azalmaya başlıyor. O yüzden hyaluronik asit kesinlikle yerine konması gereken mucizevi bir şey bence. O zaman şöyle mi diyeceğiz? 25 yaş itibariyle uygulanmasında fayda var diyebiliriz. Evet, evet. 25'ten itibaren en azından bir doktora değerlendirtmek lazım yüzümüzü, cildimizi.
Şimdi ben seyirciler de diyordur, ben de öyleydim. 25 yaşında aynaya baktığımda gördüğüm şey beni çok tatmin ediyordu ve hani bir şey yapmak ihtiyacı duymuyordum aslında. Bana bir şey olmaz da diyorduk. Bir şey olmaz demiyordum ama çok hani cildimin herhangi bir şeyini düşünüyordum aslında, aklıma gelmiyordu. Bu anlamda farkındalık yaratmak adına oldukça faydalı bir kesinlikle bilgi diye düşünüyorum. Yani ben bir kere genç hastalarımda isteseler de yapay dolgular, hı-hı, ya da yapay görüntülere karşıyım. Ben onları ikna etmeye çalışıyorum. Sadece destek tedavileri, en derinden en yüzeyine doğru sürekli cilt altımızı desteklemeliyiz ki 25 yaşında o aynaya baktığımızda gördüğümüz mutluluğu işte 30'unda da 35'inde de bu şekilde azalmadan yaşayabilirim. Yani daha güzel yaşlanalım. Kolay bir şekilde uygulanabilirliğini, ağrısız olduğunu, birkaç seansta çözümlenebildiğini ve güvenlik marjının çok da emniyetli olduğundan kesinlikle bahsettiniz. Kesinlikle. Ayağınıza sağlık efendim. Memleketinden, Hatay'dan buraya kadar geldiniz. Zahmetler verdik size. Çok teşekkür ederim. Uzun yollardan gelmişsiniz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, programımız tüm hızıyla devam ediyor efendim.